Herkese merhaba. İki ünlü ismin başrol oynadıkları The Lighthouse, yani Deniz Feneri, Kanada ve Amerika ortak yapımı bir film. Film baştan sona kadar siyah beyaz. Filmin neredeyse tamamında sadece iki kişi rol alıyor. Film denizin ortasında, hiçliğin ortası diyebileceğimiz küçük bir kara parçasında geçiyor. Bu filmin gerçek bir hikayeden esinlenerek yapıldığı gibi yorumlar bulunuyor. Bu doğru olabilir ama ben şu an daha çok filmin çözümü ve beyin yakıcı finalinin ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum. Her iki karakterin de adı Thomas olduğu için anlatım kolaylığı olması açısından genç olana ismiyle, yani Thomas olarak, diğerine de yaşlı adam diye hitap etmek istiyorum. What? Oh. Filmi doğru anlayabilmek için ilk olarak şu bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bu ikiliden hiçbirisi diğerinin rüyası, bilinçaltı veya delirdikten sonra gördüğü kabus ya da hayal değil. Her ikisi de gerçek ve Thomas, yani genç olan, zannedildiği gibi aklını kaçırmıyor. Film Yunan mitolojilerinden esinlenerek çekilmiş. Hiçliğin ortasında hiç kimsenin olmadığı bu minik adaya gelen bu ikili Yunan mitolojisindeki iki karakteri temsil ediyor. Bu yaşlı adam denizlerin ihtiyar tanrısı Proteus, Thomas ise Tanrı Zeus'u kandırarak Olympus'tan kıvılcım çalan ve aslında Titanların soyundan gelen Prometheus'tan başkası değil. Yaşlı adamın kızdığı zaman, öfkelendiği zaman kullandığı kelimelerin tamamı denizlerle alakalı. Rise from the depths, full foul in his fury. Crowned in cockle shells with slithering tentacle tail. Onun bu cümlelerinde inanılmaz detaylar verebilmesi onun denizlerin ihtiyar tanrısı Proteus olmasından kaynaklanıyor. İhtiyar adam şu sahnede aynen denizlerin ihtiyar tanrısı gibi ihtişamlı bir görünüşe bürünüyor. Aslında o burada Thomas'ı olağanüstü güçlerini kullanarak tamamen kontrol altına alacaktı ama Titanların soyundan gelen Prometheus onun etkisi altına girmiyor ve kaçıyor. Eğer Thomas normal birisi olsaydı, gördüğü bu hayaller ve ihtiyar tanrının onun aklını karıştırmak için söylediği yalanların sonucunda tamamen aklını yitirecek ve onun kontrolüne girecekti. Denizlerin ihtiyar tanrısı Proteus, mitolojiye göre şekil değiştirebiliyor ve başka görünüşlere bürünebiliyor. Thomas'ın gördüğü bu deniz kızı aslında ihtiyar adamdı. Proteus, final sahnesinde ölümden kurtulmak için tekrar deniz kızı şekline bürünüyor ve Thomas'ın aklını çeliyor. Bunu birkaç saniye için başarıyor ama sonrasında kendi görüldüğü gibi, kendi olduğu gibi görüldüğü anda Titanlar soyundan gelen Prometheus bu savaşı kazanıyor. Artık kontrolü tamamen eline alıyor. Onu bir köpek gibi peşinden sürüklüyor ve canlı canlı gömmek istiyor. Mitolojide denizlerin ihtiyar tanrısı Proteus, sahip olduğu bilgileri kimseyle paylaşmayan ve bu anlamda cimri bir tanrısal figür. İşte bu filmde ihtiyar adamın fener ışığında sakladığı sırrı paylaşmak istememesinin nedeni bu. O bunu mitolojiye uygun olarak sadece kendisine saklamak istiyor ve orada ne olduğu bilgisini asla ve asla hiç kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu arada ihtiyar adamın oradaki ışıkla adeta cinsel bir ilişki yaşadığı anlaşılıyor. Bu sahnede net olarak görülmese de onun elbiselerini çıkardığı daha sonra görülüyor. Çünkü ışığın yanından çıkan ihtiyar adam burada elbiselerini giyiyor. Onu zaten Thomas'ı öpmek isterken göreceğiz. Thomas sarhoş olmasına rağmen iğrenerek onu geriye doğru itiyor ve kendisinden uzaklaştırıyor. İhtiyar adam ona böyle yaklaşamayacağını bildiği için deniz kızı görünümünü kullanıyor. Thomas'ın finalde ışığın içerisinde ne gördüğü net değil. Ancak bu sahneyi finalde görülen bu tabloyla beraber düşündüğümüzde şöyle yorumlayabiliriz. Bazı mitolojik anlatımlarda akıl gücünü elinde, tek elinde tutan Zeus, bu gücün Prometheus'ta ve diğer kardeşlerinde olduğunu görünce büyük bir öfkeye kapılıyor. Diğer taraftan Prometheus, Zeus'un Olympus'a sakladığı ateşi çalıyor ve onu bir kamışın içerisine saklayarak insanlara getiriyor. İşte bu olaydan ve yaşanan bazı diğer gelişmelerden sonra Zeus, Prometheus ve diğer üç kardeşini daha önce görülmedik bir şekilde cezalandırıyor. Thomas'ın fener ışığına dokunduğu bu an aslında Prometheus'un Olympus dağından ateşi ya da kıvılcımı çaldığı anı simgeliyor. Thomas bu sahnede önce gülümsüyor. Çünkü bu an Zeus'u tekrar aldatmayı başardığı anı simgeliyor. Ancak sonrasında Zeus'un öfkesi onu yakalıyor ve bağırmaya başlıyor.
Onun bu sahnede martılar tarafından yenmesi aslında mitolojideki sahnenin aynısı. Zeus'un Prometheus'a verdiği ceza, onun bir kayaya çıplak bir halde zincirlenmesi ve görevli bir kartalın onun akciğerini ya da karaciğerini veya organlarını yemesiydi. Kartalın yediği bu organ her gece tekrardan yenileniyor ve böylece Prometheus aynı acıyı sürekli duymak zorunda kalıyordu. Evet, filmin sonu mitolojide Prometheus'un Zeus tarafından cezalandırıldığı bu anı simgeliyor.